İkinci Dünya Savaşı'nın en kötü generallerini incelediğimiz serimizin ikinci videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Birinci videomuzda 20'den 10'a doğru geri saymıştık. Bu videomuzda da 10'dan geriye doğru en kötü generalleri incelemeye devam edeceğiz. Küçük bir hatırlatma yaparsak, bu sıralama benim tarafımdan değil, popüler bir anket sitesi olan Ranker.com tarafından yaklaşık 150 bin kişinin katılımıyla yapılan anket sonucu oluşmuştur. Savaşın genelinden ziyade önemli harekatlarda başarısızlıklar gösteren generaller oylamaya sunulmuştur ve sıralama neredeyse her gün değişmektedir. Hadi listemizdeki 10 generali incelemeye başlayalım. Listemizin 10. sırasında bir Sovyet generali olan Semyon Budoni bulunmakta. General Semyon, Sovyet ordusundaki teknolojiye açık olmayan generallerden biriydi. Orta çağda yaşarcasına eski tarz süvari taktiklerinin her zaman geçerli olacağını savunmaktaydı. 1937'de süvari sınıfını bırakıp tank sınıfına geçen subayları ağır bir dille eleştirmişti. Alman saldırısı başladığında Ukrayna'daki iki büyük cepheye komutanlık yapan General Semyon, kanalımızda da incelediğimiz Polonyalıları küçük düşürmek için ortaya atılan tanklara karşı atlar senaryosunu Alman saldırısında tam olarak uygulayan generaldi. 700 bin adamın savaş dışı kalmasına ve Almanların rahat bir şekilde ilerlemesine neden oldu. Almanların Moskova yakınlarına gelmesindeki en büyük pay sahibi General Semyon'du ve savaşın geri kalan bölümünde hiçbir görev almadı. Listemizin 9. sırasında bir Japon generali Isamu Chou bulunmakta. Listemizde kötü generaller derken genellikle aldığı kararlar ya da askeri taktiklerin yetersizliğinden sıralama yapılmış. Fakat General Chou tam anlamıyla düşüncelerinde de kötü olan bir generaldi. Birçok tarihçi Japon kuvvetlerinin savaşta sivilleri katletme emrini ilk olarak General Chou'nun verdiğini belirtmektedir. Sadece Nanking'de 300 bin sivilin katledilmesinden direkt General Chou sorumludur. 1944'te de Okinawa savunmasının başına geçen çoğu akıllı taktikler geliştirmek yerine acımasızca ve gözü kara bir şekilde düşmana saldırı emrini vermiştir. Çok kanlı geçen Okinawa Savaşı'nın mimarı General Chou'dur ve savaşın son günlerinde intihar etmiştir. Listemizin 8. sırasında taktik geliştirmekten çok organize yeteneği beklenen bir Sovyet generali Lev Miklyish bulunmak. Sovyet ordusunda siyasi komiserlerden olan Miklyish emirleri direkt Stalin'den almaktaydı. Sivastopol Savaşı'nda birliklerin moralini yükseltmesi için Kırım'a gönderilen Miklyish, birliklere moral aşılamaktan çok kaosa sebep olmuştu. Hiçbir savaş tecrübesi olmamasına rağmen birlik komutanlarının işine karışmaya başlayan, ufak ihlallere bile büyük cezalar veren Miklyish yüzünden 170 bin kişi savaş dışı kalmıştı. Ayrıca binlerce tank ve top düşmanın eline geçmişti. Bunun sonucunda Stalin Miklyish'i generallikten almış, basit bir propaganda subayı olarak göreve devam etmişti. Listemizin 7. sırasında bir Amerika Birleşik Devletleri generali Bill Rupertus bulunmaktadır. General Rupertus'a Japonların elindeki Peleliu adasını alma emri verilmişti. Rupertus'a göre işgal 4 günde bitecek ve çok kolay olacaktı. Rupertus kendinden o kadar emindi ki birliklerine 4 günlük su, yemek ve cephane stoğu ile adaya çıkma emri verdi. Fakat savaş tam 75 gün sürdü. Hatta harekat uzamaya başladığında Japonlar yeni tasarım tanklarını ilk kez kullanmaya başlamış, Rupertus ise karşı desteğe gelen Amerikan tank birliklerini geri göndermişti. En şiddetli çatışmaların yaşandığı sırada Rupertus ağır bir şekilde yaralandı ve görevden alındı. 6 ay sonra ise kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Listemizin 6. sırasında bir İngiliz generali Arthur Percival bulunuyor. General Percival, İngiliz savaş tarihinde düşmana teslim olan en büyük birliğin komutanı olarak geçmişti. Amerikan istihbaratı Japonların Pasifik'teki ilk saldırı emirlerini takip ederken olası saldırı senaryolarında General Percival'ın görev yaptığı Malaya'nın yüksek risk taşıdığını belirtiyorlardı. Üstleri General Percival'a Malaya savunmasını güçlendirme emrini vermişlerdi. Fakat Percival kuvvetlerinin moralinin bozulacağını söyleyerek savunma mevzilerini hazırlamayı reddetmiş ve Japonların Malaya'ya ayak basamayacağını belirtmiştir. Pearl Harbor saldırısından bir saat sonra Japonlar Malaya'ya saldırmış ve General Percival da dahil olmak üzere 130 bin İngiliz askerini esir almışlardı.
Listemizin 5. sırasında bir Amerika Birleşik Devletleri generali olan Mark Clark yer alıyor. General Clark'ın bu listeye girmesinin nedeni zoru başarmaya çalışmaktan çok kolay olanı seçip kahraman olmaya çalışmasıdır. Fakat bu düşüncesi ters tepmiş ve 2. Dünya Savaşı'ndaki Amerika Birleşik Devletleri generalleri arasında en kötü generallerden biri seçilmiştir. General Clark 1943 yılında İtalya istilasında adını duyurmaya başlamıştır. İleriki günlerde detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz Ocak 1944'te Monte Cassino'yu almak üzere görevlendirilen kuvvetin de komutanıdır. Monte Cassino muharebesinin kolay olacağını düşünen Clark, Alman paraşütçü birlikleri olan Fallschirmjäger'in kuvvetleriyle karşılaşınca plan değiştirmiştir. Önündeki sert savunmayı etkisiz hale getirmek yerine kahraman olmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya girmeyi başaran ilk general olmak için asıl saldırı gücünü Roma'ya doğru yönlendirmiştir. Clark Roma'ya giren ilk general olmuştur. Fakat Monte Cassino'da müttefikler 44.000 zayiat vermiştir. Kahraman olmayı beklerken bu yüksek zayiatın sorumlusu, kahramanlık budalası bir general olarak eleştiri oklarının hedefinde yer almıştır. Listemizin 4 numarasında yine bir Amerika Birleşik Devletleri generali olan Lloyd Frendall bulunuyor. Rommel'in Afrika'daki birliklerinin karşısındaki Amerikan birliklerinin komutanı olarak Frendall bulunmaktaydı. Frendall bu göreve üstlerinin yüksek tavsiyesiyle gelmişti. Frendall'ın en büyük özelliği verdiği emirlerde, özellikle de radyo mesajlarında anlaşılmaz argolar içeren emirler vermesiydi. Savaş sırasında verilen telsiz emirleri ya da yazılı emirlerin açık ve netliği çok önemlidir. Kaserin geçidi savaşında da bu durum karmaşalara neden olmuştur. Ayrıca kendisi için savaşın en şiddetli yerinde bir tabur askeri görevlendirerek savaş alanında bulunması gereken askerlere büyük sığınaklar inşa ettirmesi tepkilere neden olmuştur. Alt kademedeki subaylarla da hiçbir zaman uyum içinde çalışmamıştır. Bunun sonucunda 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan kuvvetleri ile Alman kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği ilk savaş olan Kaserin Geçidi Savaşı'nda Amerikalılar çok küçük düşürücü bir yenilgi almıştır ve General Eisenhower kendisini derhal görevden almıştır. 3. sırada yine bir Amerika Birleşik Devletleri generali J. McKelvey bulunuyor. McKelvey Normandiya çıkarmasından sonra Utah plajına indirilecek takviye kuvvetlerinin komutanıydı. McKelvey'nin birliğine indirmeler yapıldıktan sonra Siper Kuşu Birliği adı verilmişti. Birliğin üzerine yapılan topçu atışlarında sadece sipere saklanmak gibi hiçbir askeri deneyimi olmayan birinin yapacağı türden emirler vermişti. Yaşanan büyük kayıpların ardından McKelvey 5 gün sonra görevden alındı ve bir birlikte en hızlı şekilde görevden alınan general olarak Amerika Birleşik Devletleri askeri tarihine geçti. Listemizin 2. sırasında bir İtalyan general olan Mario Roatta bulunuyor. Roatta da taktiksel olarak aldığı kötü kararlardan değil, asker olmaktan çok bir vahşet uzmanı general olarak ciddi manada kötü bir generaldi. Yugoslav sivillere uyguladığı eylemler sonucu adı kara canavara çıkmıştı. Roatta'nın birliğinde görev yapmış bir subay, Roatta'nın askeri taktikler ve mücadelelerden çok sivilleri yok etme ve zarar verme konusunda kafa yorduğunu belirtmiştir. Ayrıca soykırım meselesinde de ismi bolca geçmiştir. Listemizin 1. sırasında bir Fransız general Maxime Weygand bulunmaktadır. Weygand'u 1 numaraya taşıyan kötü kararlar alması değil, kurtarıcı olarak görüldüğü bir zamanda hiç karar almamasıydı. 1. videomuzda bahsettiğimiz üzere Almanların Fransa'ya saldırdığında ordunun başında bulunan Maurice Gablin'in yerine Alman saldırısını def etmek için Maxime Weygand görevlendirilmişti. Weygand ordunun başına geçtiğinde taktikler hazırlamak ve hazırlıkları yapmak yerine 2 gün boyunca nezaket ziyaret bulunmuştu. Alman işgaline karşı acil önlemler gerekirken nihayetinde Weygand 2 gün sonra bir saldırı başlattı. Fakat Alman ordusu Fransız güçlerini darmadağın etti. Bu yetmezmiş gibi Weygand yenilgiden sonra bütün Fransa'yı Nazi işbirlikçisi olmaya davet etmişti. Bu olaylardan sonra 2. Dünya Savaşı tarihini inceleyen ve ankete katılan birçok kişinin Weygand'ı en kötü general seçmesine de şaşırmamak gerekiyor. Böylece iki video halinde popüler bir anket sitesinde yer almış olan 2. Dünya Savaşı'nda rol almış en kötü generalleri incelemeye çalıştık. Şunu unutmamamız gerekiyor ki herkes düşüncelerinde özgürdür. İyi ve kötü de göreceli bir kavramdır. 1. videomuza gelen yorumlara baktığımızda herkesi memnun edecek ortak bir noktanın olmadığı da açıkça belli olmaktadır. Bu tür tarihi konuları incelediğimiz videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı, merakla bekleyeceğiniz yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı,
Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.